Canlar, yepyeni bir ayar videosundan hepinize merhaba OBS üzerinden YouTube'dan nasıl yayın yapılır, neler yapmamız gerekiyor, bütün adımları tek tek göstereceğim. Bütün ayarlar tek bir videoda karşınızda olacak Canlar. Siz de like atıp abone olup destek vermeyi unutmayın ki zira kanal ortalama izlemesine göre abone olmayan izleyicilerimiz hayli hayli fazla. Yani yüzde 80 ile 90 oranında bir fark var veya izlense bile YouTube'da ayar videolarında 10.000 izlenen ayar videosu maalesef 50-60 kişi 70 kişi takip edip destek vermiş ama yüzlerce kişi teşekkür yorumu yapmış yani yapılan yorum kadar bile geri takip yok takip edip destek vermeyi unutmayınız yanlar seviliyorsunuz şimdi ben OBS üzerinden bütün ayarları göstereceğim ama şu an Streamlabs üzerinden kayıt alıyorum ki bütün her şeyi net bir şekilde gösterebileyim diye canlar. Bakın ben bütün ayarlamaları yaptım. YouTube'dan canlı yayın açtım. Normalde YouTube'dan değil Twitch üzerinden canlı yayın yapıyorum ve bütün ayarları da denedim canlar. Ben hani direkt olarak şunu yapın, bunu yapın diye hiçbir zaman hiçbir ayar videosu çekmedim, çekmem de. Önce kendim denerim, teyitlerim. Ondan sonra bu bu şekilde oluyor diye size videoyu sunarım canlar. Siz de video atlamadan izleyin ki hiçbir şeyi eksiksiz yapın. Canlı yayına rahat bir şekilde başlayın canlar. Arada tavsiyelerim de olacak. Şunu şöyle yapın dediğim de olacak. Ama baştan söylüyorum en iyi ayar bu değil. Bunu videonun ilerleyen anlarında daha iyi fark edeceksiniz canlar. Şimdi canlar buradaki bütün eklentilerin hepsini kaldırıyorum. Canlar her şeyi kaldırdım. OBS'i yüklediniz bu ekrana geldiniz. İşte ilk kurulum adımlarını atla dediniz veya oradan bir şeyler yaptınız. Geçtiniz. Ayar sekmesi bak. Önce şurayı yapmadan önce ayarlara tıklayacağız. Benim tavsiyem yayın yapacağınız platformu ki şu an YouTube üzerinde konuştuğumuz için YouTube'u seçtikten sonra YouTube hesabınızı bağlayın canlar. Ondan sonra çıkış bölümüne geldik. Bak burası ilk yüklendiğinde basit de gelebilir. Siz bunu gelişmişe alın. Birden fazla seçenek var yayını hangi işlemci üzerine yani anakarttaki asıl işlemcimizden mi yoksa ekran kartının işlemcisi üzerinden mi yapacağız bunu seçeceğiz yanlar ben x264 yani işlemci üzerinden yayını yaptım herhangi bir sıkıntı yaşamadım ki normalde de yayınlara öyle yapıyorum fps kaydı kaybını çok yaşamamak için ama bunu bir de ekran kartından da deneyebilirsiniz. Neden canlar bazen işlemcimiz ekran kartımıza göre bir tık daha düşük performanslı da olabiliyor? Mesela benim ekran kartım işlemcime göre bir üst kalitede, bir üst e, işlemciyle de olsa daha iyi olacak düzeyde. Bunu bir de böyle de deneyin, bir de e, işlemciyle deneyin. Hangisinde daha az FPS kaybı alıyorsanız onunla devam edin. Çıkışı yeniden boyutlandır. Şimdi canlar orta kalite bir ekran kartına orta kalite bir işlemciye sahipsiniz. Bence belli bir süre kendinizi ve performansınızı iyileştirecek bir ekipmana sahip olmadan direkt 1720'ye şey 1920'ye 1080 yayın yapmayın. Aynı zamanda kayıt almıyorsanız Bakın burası önemli. Hem kayıt hem yayın yapıyorsanız burayı 1280'e 720 verin. Kaydı 1920'ye 1080 verin. Onu da açıklayacağım. Burayı çıkışı böyle boyutlandırdım. Ben yayını 720 veriyorum. Burası CBR zaten her halükarda böyle kalması gerekiyor. Bit hızı. Evet. Şimdi bit hızımız ne canlar? Şimdi speed test'e geldik canlar. Buradan bir hız testi yapalım. Canlar speed test bitti. 19.64 yani benim 20 MB upland hızım var. O zaman ben burayı çok rahat bir şekilde yüksek tutabilirim. Ama YouTube yüksek tutmanızı da istemiyor. Normal videolarda da zaten 10 bit üzerini kendi otomatik düşürüyor zaten. Onun için buraya en ideal 720p 7K verebilirsiniz canlar. 8K verebilirsiniz. 6K verebilirsiniz. Ben genelde burayı 8K'da tutuyorum. Twitch'ten yayın yaptığım için. Anahtar kare aralığı 0. Yavaş, iyi kalite, yüksek kalite, 2 çekirdek, high, maksimum 2. Burası benim aslında bir nevi Twitch ayarlarımdan kalma. Bunu YouTube'dan da denedim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. size bu şekilde deneyebilirsiniz canlar. Kayıt bölümüne geldik. Şimdi canlar iki tür var. Bu kayıt yerinde standart özel çıkış. Ben standartı kullanıyorum. Özel çıkış da kullanabilirsiniz. Burada da baya bir varyasyonlar var. Bunları da yapabilirsiniz. Ama ben standartta da çok bir sorun yaşamadım. Herhangi bir şey teşkil etmedi. Burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada kayıt biçimi Nv4. Ekran kartını kullanıyorum kayıt için. 1920x1080 CBR. 15K vermişim. Zaten YouTube'a video attığımda 10K'ya düşürecek ama ben daha kaliteli bir kayıt alayım. Daha kaliteli bir video çıksın ortaya diye. Buradaki ayarlarda bu şekilde. Yavaş iyi kalite, yüksek kalite, iki sefer daha hayk falan diye. Burayı da durdurup Bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Ses 320'de bırakıyorum genelde. Herhangi bir şeyini görmedim ama Twitch ayarlarına istinaden YouTube'u biraz optimize etmeye çalıştım ve herhangi bir sorun yaşamadım. Ses burası 48'de. Operlör normal kullandım, mikrofon normal kullandım seçili. Video kısmına gelecek olursak temel tuval çözünürlüğüm aynı çıkış boyutum aynı ortak FPS değerim 60. Burası kayıt için. Şuradaki çıkışta yayın için canlar. Burayı birbiriyle karıştırmayalım. Gelişmiş ayarlarda şuna dikkat edin canlar. Yayın gecikmesi bazen tipli olabiliyor. Veya siz ekleyeyim de diyebilirsiniz ama zaten YouTube'da ve Twitch'te yayın yapıyorsanız kendi sistemlerinde bir yayın gecikmesi var. Bunu da eklerseniz o yayın gecikmesinin üstüne bunu da koyuyorsunuz. Yayınınıza ortalama 30 saniye ile 60 saniye arasında bir delay olmuş oluyor. Onun için bence gerek yok. Yanlış hatırlamıyorsam YouTube'da düşük gecikmede, normal gecikmede bir 10 saniye falan bir fark ediyordu. twitchte aynı şekilde. Burayı uygula dedik, tamam dedik. Normal standart ayarlarımızı yaptık. Şimdi geldi tuvalimizi yani burayı düzenlemeyeceğimler. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şey burada ekli değilse buraya geldik. Ekran yakalama dedik, tamam dedik. Bak yakalama yöntemi otomatik ve 1920x1080 ana ekran birinci ekranımız ben çift ekran kullanıyorum birinci ekranımızı seçtik tamam dedik bıraktık bak bunun yanına bir kilit koyalım önce bundan sonra kameraya geldik canlar video yakalama aygıtı tamam dedim FD kamerayı seçti kamerayı kendi gördü ama ben kamerayı normal kamerayı kullanmıyorum. Nvidia Broadcast'te kullanıyorum. Eğer sizin de bir Nvidia sisteminiz varsa Nvidia broadcast'ı kullanmanız daha mantıklı ve daha yararlı canlar. Burayı herhangi bir şekilde bir şey yapmadan bıraktık. Tamam dedik. Kameramız geldi. Şuradan sağ taraftan geldi. Küçülttük. Buradan isterseniz biraz daha yanlardan da kesebilirsiniz. Alt tuşuna basarak ama direkt biraz tutarsanız ne kadar küçük olması gerektiğini ayarlayabilirsiniz yanlar Kameramız okey. Buna da bir kilit kurduk Şimdi buradan geldik. Örnek veriyorum ben Vatan Game'de sponsorluğum var. Vatan Game'in logosunu yerleştirmem gerekiyor. Resim slide gösterisi dedik. Tamam dedik. Bak görünür her zaman cartgürt. Burada bütün ayarları zaten otomatik. Tek bir logo yerleştireceğiniz için çok yukarıyla oynamanıza gerek yok. Dosya ekle diyoruz. Benim dosyam masa üstünde hazır zaten şuradan neredeydi o? Ha, vatan Game logo. Buna ekledik. Tamam dedik. Kocaman bir şey çıktı ortaya. Şunu birazcık küçülteyim ben. Canlar bunu küçülttüm. Şöyle getirdim. Kameramın arkasına koydum. Logo işlemimiz de tamam. Buna da bir kilit koyduk. Geriye ne kaldı? Yayın esnasında sohbet eklemek, bildirimlere eklemek kaldı. Şimdi bildirimleri eklemeden önce nereye gireceğiz? Streamlabs kontrol paneline geliyoruz canlar kontrol paneline girmek için oturum açmanızı isteyecek. YouTube hesabınızla oturum açacaksınız yanlar. Açtıktan sonra zaten burada size video çekmezden önce denedim demiştim ya. Bak o yayınım da burada. Yaklaşık 2 saat yayında kalmışım. 2 saat boyunca yayın ayarlarını denemişim canlar. Öncelik uyarı kutusuna gelelim. Burası komple bak genel ayar bölümü burası. Burası hiç ellemeyeceğiz yanlar. Burası olduğu gibi kalsın. Buradan bağışlar. İlk bağışlara gelelim. Bak Şuna dikkat edin canlar. Bütün hepsi için geçerli bu. Bu ilk defa oturum açıyorsanız etkin değil olarak çıkabilir. Bunu etkin yapın. Bunu etkin yaptıktan sonra biraz aşağı geldik. Bak burada name. Araya bir boşluk ne yazmak istiyorsanız bildirim şeyini koyuyor. Bunu da zaten test edeceğiz, göstereceğiz. Buraya ben alfakir demişim bağış gelirse diye. Buraya bir gif eklemişim bir de ses eklemişim. Şimdi bu gifleri nasıl ekleyeceğiz canlar? Şunları bir kaldırayım. Şimdi gifimiz için şöyle gifpi ya da gifi diye bir site var. Link açıklamada ve yorumda sabit olacak zaten bu kullandığımız linkler. Onların hepsinde göreceksiniz. Siz de kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben az önce bakınıyordum zaten neler yapabilirim falan diye. Şimdi bağış için şuraya bir money yazalım. İngilizce ararsanız daha çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bak az önce benim koyduğum veya buradan farklı istediğinizi de seçebilirsiniz siz. Ama al fakire yakışır olarak bu geldi. Şuradan şihareye basıyoruz. Copy link diyoruz. Buradan geri tekrar Streamlabs geldik. Bak şuradaki bağlantı var ya ona tıklıyoruz. Buraya kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz. Submit diyoruz. Yani kaydet. Bu buraya geldi canlar. Şimdi sesimize de link olarak yapıştırmak hata veriyor sesle. Denedim indirip yüklemek daha mantıklı ve daha kalıcı oluyor. Şimdi upland bölümünde ben yüklemiştim zaten. Nasıl yükleneceğini de göstereyim. Sesler için de my instance diye bir site var. Buradan binlerce kısa sesler var. Bunları kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi ben bunun için neyi kullanmıştım? Çok merak ettim bir dakika. Unuttum. Kesene bereket. Usta adam ya çipi çipi diye 3 tane ses indirmişim. Bunu indirmeyi göstereyim. Mesela şu. Tıkladınız. Do olan istediğiniz Direkt iniyor zaten. İndirme yerine geldikten sonra da ister tutup sürükle bırak yapın ister direkt tıklayın. İndirdiğiniz yerde mesela indirilenlerde tıklayıp aç dediğinizde buraya gelecek canlar. Mesela kesene bereket ustayı koyalım bağış için. Burada yapacağımız ses düzeyini ayarlamak, uyarı süresini ayarlamak. Şöyle bir 20 saniye kalsın istiyorum. Ayarladım bitti. Ses çok yüksek olmasın oyunda odan bozulmasın. %10-15 idealdir. Buraya da geldik. Bak en altta ayarları kaydet var. Ayarları kaydede tıklamamız lazım canlar. Tıklamadan bağışlardan abonelere geçersek buradaki yaptığımız ayarlar iptal olmuş oluyor veya düzgün çalışmıyor. Aboneler kısmı aynı mantık gidiyor. Üyeler kısmı aynı mantık. Süper chat, ürünler, cloudbot ödemesi hepsi aynı. Hepsinde bütün ayarlamaları yaptıktan sonra ayarları kaydede basıyoruz. Sonra kopyalaya tıklıyoruz canlar. Kopyala burayı kopyaladı. OBS'mize tekrar geliyoruz. Artıya bastım, tarayıcıya bastım. Bildirimler yazdım. Yeni bir böyle bir katman açıldı. Bak buradaki bağlantı adresi yerini siliyoruz. Kopyaladığımız yani Streamlabs'a kopyaladığımız linki kaydettik. Bak arka taraf şeffaf oldu. Şimdi bunu biraz küçültelim. Şöyle ortalı dursun. Buna da bir kilit vuralım. Şöyle yapalım. İki ekran yan yana dursun. Bildirimleri siz de görün. Bağış testi. Bakın burada çıktı. Abone adam testi. Ya ya. Üye testi. Hiçbir sıkıntımız yok canlar. Bak süper chat ödemeleri hediyeleri içinde ekledim. O da burada. Şimdi bildirimlerin hepsini yaptık mı? Yaptık. Ekledik mi? Ekledik. Kendimize göre özelleştirdik mi? Özelleştirdik. Bir ayarı daha bitirmiş oldum. Gel gelelim. Youtube'da canlı yayın yaparken en çok sıkıntı yaratan şeylerden bir tanesi sohbeti eklemek. Twitch'te eklediğimiz gibi daha önceden ekleyemedik ama Streamlabs ayarları bölümünden çok rahat bir şekilde Twitch'teki gibi şeffaf bir şekilde ekleyebiliyoruz canlar. Onun de tüm görsel bileşenlere tıklıyoruz. Bak buradan sohbet kutusu nerede lan? sohbet kutusuna geldik. Bak tema seçebilirsiniz istediğiniz gibi. Ben şu normal clean'e geldim. Ayarları kaydet dedim. Burada yazı boyutunu, rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada yine kopyala diyoruz. Buradan yine artıya bastık, tarayıcıya bastık, sohbet dedik, tamam dedik. Buradan yine linki silip kopyaladığımız linki ekliyoruz ve chat buraya yansımış olacak canlar. Aynı Twitch'te olduğu gibi şeffaf bir şekilde gelecek. İlgili herhangi bir sorun vardı zaten artık yok. Burada yazan da şuna istinaden bu bilginiz olsun. Abi chat'i denedim mi derseniz normal yayında yayın açmadan yazınca burada gözükmüyor canlar. Ona baktım. Şimdi bir de şurada bir sahne geçişi eklemiştim ben canlar. Yayın başlıyor diye. Onu da nasıl ekleyeceğinizi göstereyim. Şimdi buradan sahnemizin olduğu sahneler bölümüne geldik. Artıya bastık. Sahne 2 dedik. Şimdi canlar sahne 2'ye ekledik. Artıya bastık. Buradan ortam kaynağına tıkladık. Buradan göz at dedik. Bak masa üstünde rastgele bir e, yayın başlıyor şeyi yapmıştım ben. Döngüye de tıkladık. Tamam dedik. Şu an ekranda sadece yayın başlıyor diye böyle bir bildirim var. Bu döngüye de aldığımız için bu süre bittikten sonra tekrar baştan baştan devam edecek. Buradan yayını başlattıktan sonra ufak ayarlamalarımız şunlarımız bunlarımız varsa bu ekranda tutmak için on numara bunlar yayın başlıyor da çok basit bir şekilde Canva sitesinden ücretsiz template'lerden yapabilirsiniz canlar. Sahneye geçtik. Şimdi burada yapacağımız hiçbir ayar kalmadı canlar. Bütün ayarlarımız tamam. Şimdi canlar bütün ayarları yaptık. YouTube'a girdik. YouTube'da yayın ayarlarını yapacağız. Şimdi şuradan şunu göstereyim önce. Yayını başlat dediğimizde böyle bir uyarı veriyor doğru. Bunu gösterecek mi bak. Yeni yayın oluştur. Buradan her şeyi tek 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 düzenleyebilirsiniz. Var olan bir yayını. Yani şurada yaptığınız bütün ayarları aslında ben burada yapmıştım abi deyip bütün ayarları yaptıysanız yayını seç dedik uyguladı. yayına başlat dediğimde ben yayına girmiş olacağım. Onun için geçmeyeceğim. Şimdi buradaki ayarları da nasıl yaptım onları göstereyim. Şimdi başlamı yazdım, etiketlerimi yazdım, açıklama. Daha önceki videolarımdan kopyaladım, yapıştırdım. Canlı yayın yazılımı bak. Şuna dikkat edin canlar. Görünürlük liste dışı derseniz olmaz. Bunu herkese açık hale getireceksiniz. Kısıtlamalar burada zaten bir şey yapmıyoruz. Oyun Valorant dedik. Normal video yükler gibi canlı yayın ayarlarını yapıyoruz aslında oynama listesine eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz bunlar bu şekilde video yüklerken ki etiketleri de ekliyoruz video dilimiz Türkçe alt yazılar seçilsin diye İngilizceyi otomatik çeviriyor zaten başlık açıklama dilinde seçebilirsiniz Türk falan fişman burada bütün ayarlar bitti özelleştirme bölümüne ya geliyoruz tepkiler yavaş mod yavaş modu açmayın bence gerek yok canlı tepkiler açık kalsın. Ondan sonra bak para kazanmanız açık ise yani YouTube'dan artık 1000 aboneyi ve izleme saatini doldurup gerekli bildirimleri vesaire ayarları yaptıktan sonra para kazanmanız açıldı ise para kazanma burada gözükür zaten. Bu ilk geldiğinizde böyle kapalı olur. Hani direkt yayına geçeyim olayına yapmayın canlar. Buraya gelin yani şuradaki bütün ayarlarınız okey olsa bile bu Başlıktır açıklamadır değiştirmeyecekseniz bile para kazanmaya gelin bir bakın açık değildir büyük ihtimalle çünkü bende kapalıydı bunu açık yapın bitti dedik bak açıldı burada birden fazla seçenek var bu seçeneklerde neler olduğunu söyleyeyim canlı yayınlarda reklam ayarları Heh. bizim asıl para kazanacağımız yer canlı yayındaki reklamlarımız benim yerime yayın ortasına reklam eklesin önerilir diyor youtube bunu kendi yapıyor burada 3 fonksiyonu var konservatif agresif dengeli dengeli otomatik işaretliyor YouTube yayın akışına göre kendi belirliyor agresif daha çok sık ve biraz daha uzun yayın arasına reklam ekliyor bu izleyici kaybına yol açabilir bunu tavsiye etmem dengeli en mantıklısı eğer YouTube benim yerime eklesin diyorsanız benim yerime eklemesin ben reklam ekliyorum diyorsanız da bak buradaki seçeneği tıklıyoruz. Yayın ortasındaki reklamları manuel olarak ekle. Butonu seçtik. Kaydet dedik. Her şeyimiz hazır. Burada bir tek bir gıcıklık var. Normal gecikme. Düşük gecikme. Bak alıyor. Ultra düşüyor. Alıyorum. Ayarlarınızdan bazıları kaydedilmedi. Bunda böyle bir saçmalık var. Neden kaydedilmedi ben de bilmiyorum. Ekstra gecikme de ekleyebiliyorsunuz buraya. Böyle bir saçmalık da var. Her neyse az önce dili seçmiştik ya Türkçe. Bak kaynak dil İngilizce altyazı olarak da şey yapabiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz. Düşük gecikme. Her şey tamam. Bütün ayarlar tamam. Tek yapmamız gereken buraya gelip yayını başlat dediğimizde yayın başlamış olacak canlar. Göstereceğim, anlatacağım herhangi bir ayar kalmadı. Geriye kalan tek bir şey kaldı. Sizin bütün ayarları yapıp bana bir like atıp bir de takip edip destek vermeniz kaldı canlar. Umarım video işinize yaramıştır. Takip edip destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.